bu tavan, aldığımış olduğum bu tavanı Hacı Fevzi Mahallesi'nden Hacı Hafız Hüseyin Pusat'a ait evden 1970 senesinde yıkılmış ve çıkarılmış, sokağa terk edilmiş olarak görünce tahammül edemedim. Bu tarihi esere ebeleştirmek için kendi evime muntazama karar verdim. Ve bu şekilde 1970 senesi depremde orta hasar olan evimde yaptığım tadilatta bu tavanı da eve mont ettirdim. 1970 senesinden beri de benim evimde durmaktadır. Demirci Hükümet Konağı'nın olduğu yerde yeniden müze teşkil edilecekmiş. Bu müzeye hatıra olarak heybe etmek fikrine sahip oldum. Bu nedenle de tavanı Belediye Başkanı Selam Selçuk'a bildirdim ve bizzat gelerek evimde mülakat yaptık. Bu mülakat esnasında bu tavanı ben belediye müzeye hediye edeceğim diye teklif edince o da kabul etti ve bu şekilde bir mukavelename hazırlayayım. Bu mukavelenameye imza edersiniz dedi. Bu şekilde de müzeye mal etmiş oluruz dedi. Bu ev ben vefatımdan sonra varislere tarafından ya satılır ya kat karşılığı bir yere verilir. O zaman sökülüp bu ev tavanı, çünkü bugün için sökülmesi imkansız. Şimdi bu tavanın üç özelliği var. Birinci özelliği tarihi eser özelliği. En az 200 senelik olması. İkinci tesisi de özelliği, bunun bizzat demirciliği olması, ustasının demirciliği olması. Ve üçüncü özelliği de bir tek ağaçtan değil, çeşitli ağaçlardan yapılmış, meydana getirilmiş olması. Mesela kayısı ağacı, zerdel ağacı, badem ağacı, dut ağacı, ceviz ağacı, ıhlamur ağacı. Şimdi bu tavanı müzeye hibe etmek iki nedeni var. Birincisi bu demircinin bir hatırası. İkincisi de bundan sonraki gelecek nesillerin, gençlerin böyle bir eseri demirde yapılmış olmasını iftiharla söyleyebilmeleri için tarihi bir eser olarak bağışlıyorum. Bir sanat eseri olan demircimizin atalarımızdan devraldığı sanatın bir örneği olan bu tavan ve süslemesini kaybolmasın diye Yusuf amcamız belediyemizin kuracağı müzeye bağışlamıştır. Bu örnek bir davranıştır. El öpülesi bir davranıştır. Ben Yusuf amcamdaki bu şuurun, bu bilincin gençlerimiz tarafından da benimsenmesini arzu ediyorum. Bildiğiniz gibi oluşturulacak müzemiz için materyal toplama kampanyası düzenlemiştik. Buna katılan demircilerimiz, hemşerilerimiz olduğu gibi duyarsız kalanlar da olmuştur. Biz hala daha bizim atalarımıza ait birçok eşyanın faal olarak kullanıldığını veyahut da kullanılabilecek kadar hazır vaziyette bulunduğuna inanıyoruz. Demircilerimiz buna sahip çıkarlarsa, belediyemize bağışlarlarsa, geçmişimizi geleceğimize taşımış olacağız bu müze sayesinde.